Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalına hoş geldiniz. Can Matematik kanalı olarak bu sene 6. sınıf öğrencilerinin çalışma kitabı sorularını çözüyoruz. 1. ünitemizin çözümlerini yapmıştık. Şimdi 2. ünitemizin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız eğer abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızdan da yararlanabilirsiniz. 2. ünitemiz tam sayılar ve kesirlerle işlemlerle ilgili arkadaşlar. 1. sorumuzla başlıyoruz. Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta sıfıra karşılık gelen noktaya en yakındır? Evet, burada direkt sizin sayı doğrusunu gözünüzün önüne getirerek sorunun cevabını bulduğunuzu tahmin ediyorum. Ancak bulamayanlar ya da anlamayanlar için tekrar ayrıntılı bir çözüm yapalım. Şimdi sıfır sayı doğrusunda bir noktadadır. Ve sıfırın sağ tarafında pozitif sayılar, sol tarafında negatif sayılar vardır. Sağ tarafa doğru ilerleyen sayılar giderek artarlar. Yani 0, 1, 2, artı 1, artı 2'dir bu. 3, 4 bu şekilde artarak, büyüyerek giderler. Sol tarafında ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, sıfırdan uzaklaştıkça küçülen negatif tam sayılar vardır. Burada diyor ki sıfıra karşılık gelen noktaya en yakındır. Sıfıra karşılık gelen nokta burasıdır. Sıfıra karşılık gelen noktaya en yakın olan nokta da eksi 4'tür. Çünkü sola doğru 4 adım gittiğinizde eksi 4'e ulaşırsınız. Bakın 5'e bakın. Sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5 adım gittiğinizde 5'e ulaşırsınız. Yani eksi 4 sıfıra 5'ten daha yakındır. 7'den daha yakındır. Peki öğretmenim eksi 6 nerede? Eksi 6 da eksi 4'ün daha da soluğunda, eksi 4'ten daha küçüktür. Buradadır. Sıfıra eksi 4'ten daha uzaktadır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuz bakalım nasılmış. 14, eksi 12, eksi 6 ve 3 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklere bir bakalım. Küçükten büyüğe mi? Büyükten küçüğe mi sıralanmış? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Şimdi çocuklar, negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Burada eksi 6 ve eksi 12'yi karşılaştırdığımızda eksi 12 sıfırdan daha uzaktadır. Yani eksi 12 küçüktür eksi 6'dan. Pozitif sayılar da sıfırdan uzaklaştıkça büyürler ki bütün pozitif sayılar bütün negatif sayılardan büyüktürler. Dolayısıyla burada 3 eksi 6'dan büyüktür. 14'ten küçüktür. Bu şekilde yazdığımızda sıralama ortaya çıkmış olur. Eksi 12 küçüktür eksi 6'dan, o da küçüktür 3'ten, o da küçüktür 14'ten. Cevabımız D seçeneğinde vardır. Evet, üçüncü sorumuz. Ayşe, eksi 8 ile 4 arasındaki tek tam sayıları, Fatma, eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre Fatma Ayşe'den kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Evet, Ayşe ve Fatma olarak şuraya yazalım. Eksi 8 ile, bakın eksi 8 ile 4 arasındaki neyi yazıyormuş? Tek tam sayıları. Yani eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 2, pardon. Tek sayıları. 1, 3. Bunları yazıyor. Fatma ise eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları yazıyor. Eksi 3 ile 11 arasındaki çift tam sayıları yazıyor. Eksi 3 ile 11 arasında eksi 2 vardır. 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 tam sayıları vardır çift olarak. Peki ne sordu bize? Fatma Ayşe'den kaç tane fazla yazmıştır? Ayşe 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazdı. Fatma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazdı. Fatma Ayşe'den 1 tane fazla yazmıştır diyoruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Evet. Bize burada sayılar vermiş ve
Seçeneklerde gördüğünüz gibi küçüktür, büyüktür, eşittir işaretleri göstermiş. Olduğuna göre daire, kare, üçgen sembolleri yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler yazılırsa bu üç ifade doğru olur. Şimdi çocuklar ilk karşılaştırmamıza bakalım. Eksi 7 mutlak değer içerisinde eksi 7. Değeri nedir bunun? Tabii ki artı 7'dir. Mutlak değer ne yapıyordu? Eksi 7'yi artı 7 olarak değerlendiriyor. Çocuklar mutlak değer bir sayının sıfıra olan uzaklığıdır. Şimdi eksi 7 sıfıra kaç birim uzakta? 7 birim uzakta. Yani bize eksi 7'yi mutlak değer içinde verdiğinde biz onu artı 7 olarak değerlendiriyoruz. Mutlak değer 7, artı 7 gördüğünüz gibi içeride. Onun da değeri 7'dir. 7 eşittir 7 olur. Yani dairemiz daire eşittir işareti olur. Peki, şu şekilde yapalım. 3 mü, eksi 6 mı, büyük, küçük veya eşit? Şimdi eksi 6 mutlak değerin içerisinde olduğu için değeri 6'dır. 3 ile 6'yı karşılaştırdığınızda 3 küçüktür, 6'dan olur. Demek ki kare ne olacak? Küçüktür işareti olacak. En son karşılaştırmamız eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Eksi 9'dan küçük müdür artı 9? Değildir. Büyüktür. Artı 9 büyüktür, eksi 9 olur. Üçgenimiz de ne olacak? Büyüktür olacak. Dolayısıyla hangi seçenekte var sıralaması? Daire, kare, üçgen. Eşittir, küçüktür, büyüktür. D seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Evet, beşinci sorumuza gelelim. Bir küme vermiş. Buna göre A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyüktür? Evet çocuklar, 5'ten büyük olan mutlak değeri 5'ten büyük olan sayıları yazalım. Şu şekilde bu tarafa yazalım. Eksi 12 mutlak değer içerisine girerse 12'dir. 12'nin, eksi 12'nin mutlak değeri 5'ten büyüktür. Eksi 10 mutlak değer içine girerse artı 10 değerini alır. Eksi 10'un da mutlak değeri 5'ten büyüktür. Eksi 8 mutlak değer içerisine girerse artı 8 değerini alır. Dolayısıyla eksi 8'in mutlak değeri de 5'ten büyüktür. Eksi 4 mutlak değer içerisine girerse artı 4 değerini alır. 4, 5'ten büyük değildir. Bunu eliyoruz. Eksi 2 mutlak değer içerisinde artı 2 olur. 2, 5'ten büyük değildir. Eliyoruz. 0 zaten 5'ten büyük değildir. 6'nın mutlak değeri de 6'dır. 5'ten büyüktür. 8'in mutlak değeri de 8'dir. 5'ten büyüktür. 14'ün mutlak değeri de 14'tür. 5'ten büyüktür. Kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyük oldu? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinin mutlak değeri 5'ten büyüktür. Cevabımız da D seçeneği olur. 6. sorumuz. Evet. Ne oldu? Ekran kaydı. Hemen 6. sorumuza gelelim. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Eksi 3 küçüktür eksi 5'ten. O da küçüktür. Artı 6'nın mutlak değerinden. Bunun değeri 6'dır. O da küçüktür. Eksi 9'un mutlak değerinden. Bunun değeri de artı 9'dur. Evet, tekrar okuyorum. Eksi 3 küçüktür eksi 5'ten. Burada bir hata var çocuklar. Eksi 3 sıfıra daha yakındır ve eksi 5'ten büyüktür. Burada eksi 3 küçüktür eksi 5'ten demiş. Yanlış. Evet, B seçeneğine bakalım. Eksi 5 küçüktür eksi 3'ten. Doğru. Eksi 3 küçüktür mutlak değer 6'dan. Evet. Mutlak değer 6. 6'dır. Eksi 3 6'dan küçüktür. Mutlak değer 6 küçüktür. Mutlak değer eksi 9'dan. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Evet. 6 küçüktür 9'dan. B seçeneğimiz doğrudur. Diğerlerine de bakabilirsiniz. 7. sorumuza gelelim. Fatih bir kartona eş birimlere ayrılmış şekildeki sayı doğrusunu çizmiş ve başlangıç noktasına bir piyon yerleştirmiştir. Bakın, başlangıç noktasına bir piyon yerleştirmiş. Sıfıra yani. Evet. Fatih'in piyon ile sırasıyla yaptığı 5 hareket tabloda verilmiştir. Verilenlere göre
Bu 5 hareketin sonunda piyonun sayı doğrusu üzerinde bulunduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Birinci hareket 3 birim sola. Çocuklar bu piyon 1, 2, 3 birim sola gelirse eksi 3'e gelir. İkinci hareket 3 birim sağa. Buradan 1, 2, 3 birim sağa geldiğinde tekrar 0'a gelir. Üçüncü hareket 2 birim sağa. 1, 2 birim sağa gelince artı 2'ye gelir. Dördüncü hareket 3 birim sola. Renk değiştirelim hemen. Buradan 1, 2, 3 birim sola gelirse eksi 1'e gelir. Beşinci hareket 4 birim sola. Eksi 1'den 4 birim 1, 2, 3, 4 birim sola geldiğinde eksi 5'e gelir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bu soruyu şu şekilde çözebilir miydik? 0, tamam mı? 0'dan sonra 3 birim sola giderse ne yaparız? Çocuklar, eksi 3'e, yani 0'ın üstüne eksi 3 eklemiş oluruz. Eksi 3'e gitmiş olur. Eksi 3'ten 3 birim sağa gelirse ne olur? Artı 3 birim sağa gelmiş olur. Sağa gelişler artı 3'tür, sola gidişler eksi 3'tür. Toplandığında 0 olur gibi işlemlerle de yapabiliriz. Evet. 8. sorumuz. Kat numarasının aşağıdan yukarıya doğru birer arttığı bir binada giriş katından katının kat numarası 0. Giriş katının üstündeki katların numaraları pozitif tam sayılar ve giriş katının altındaki katların numaraları ise negatif tam sayılardır. Binanın otopark katından asansöre binen Tolga 7. katta asansörden inmiştir. Tolga 10 kat yukarı çıktığına göre Tolga'nın asansöre bindiği otopark katı kaçıncı kattadır? Evet, bir tane bina. Bu binada giriş katı şurası 0. kat. Yukarıya doğru 1. kat, 2. kat, 3. kat bu şekilde gider. Aşağıya doğru da eksi 1. kat, eksi 2. kat şeklinde gider. Şimdi otopark da bu katlardan birinde. Bilmiyoruz kaçıncı kat. Burada otoparktan asansöre binen Tolga bu şekilde gelmiş şurada 7. kat diyelim. 7. katta inmiş. Peki otoparka kaçıncı kattan binmiş? Bize onu soruyor çocuklar. Bakın 0 ile 7. kat arasında ne vardır? 7 kat vardır. Peki Tolga 10 kat yukarı çıktığına göre 3 katı da nereden çıkmış? 0'ın altındaki katlardan çıkmış. Yani 0'dan 1, 2, 3 kat aşağıdan binmiş. 0'ın 3 kat aşağısında hangi sayı vardır? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 vardır. İşte eksi 3'ten binip 0'a çıkana kadar 3 kat, 0'dan sonra da 7 kat çıkarsa, 7. katta inerse, 10 kat yukarı çıkmış olur. Dolayısıyla otoparkta bindiği kat eksi 3'tür diyoruz. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, 9. sorumuza bakalım. Sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Dağcılık sporu yapan Mehmet, görseldeki dağın K, L ve M noktalarında sıcaklık ölçümü yapmıştır. Buna göre bu noktalarda ölçülen sıcaklık değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çocuklar bakın, buradaki açıklama önemli. Sıcaklık değeri deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça azalmaktadır. Deniz seviyesini daha önceki çözümlerimizde, video çözümlerimizde, soru çözümlerimizde anlatmıştık. Bakın, burası deniz seviyesi. Yani dağın başladığı yer deniz seviyesidir. 0 metre olarak kabul edilir deniz seviyesi. Peki, deniz seviyesinden çıkıldıkça sıcaklık azalıyor ise en soğuk yer neresidir? K noktasıdır. Soğuk yer sıcaklıkta nasıl ifade edilir çocuklar? Mesela 5 santigrat derece mi soğuktur yoksa eksi 4 santigrat derece mi? Tabii ki eksi 4 santigrat derece soğuktur. Bunu sayı doğrusuyla şu şekilde gösterelim mi? Bakın, bunu bir derece olarak da düşünebilirsiniz. Şurası 0 derece. Sıcaklık arttıkça 1, 2, 3 derece bu şekilde gider.
Azaldıkça da eksi 1, eksi 2, eksi 3 derece olarak gider. Şimdi burada baktığımızda K noktasının sıcaklığı en azdır. K küçüktür L'den. L de küçüktür M'den diyoruz. Çünkü yükseldikçe sıcaklık azalıyor. Seçeneklerimize bakacağız şimdi. K'nın L'den küçük, L'nin de M'den küçük olduğu hangi durum var? A seçeneğinde 17 küçüktür 0'dan, o da küçüktür eksi 16'dan diyemeyiz. Gitti. Çünkü K, L, M diye sıralayacağız. B seçeneğinde eksi 18 küçüktür eksi 19'dan değil. Eksi 18, eksi 19'dan küçük değildir, büyüktür. Sıfıra daha yakındır. Çünkü negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Sıfıra yakın olanlar uzak olanlara göre büyüktürler. Evet, C seçeneğine gelelim. Eksi 14 küçüktür. Eksi 0'dan, o da küçüktür eksi 3'ten. Hayır, 0 eksi 3'ten küçük değildir bir kere. C seçeneği de elendi. D seçeneğine gelelim. Eksi 12 küçüktür eksi 5'ten. Evet, eksi 12 eksi 5'e göre sıfıra daha uzaktır. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçüldüğü için. Eksi 12 de eksi 5'ten küçüktür. Eksi 5 de küçüktür artı 1'den. Bütün negatif sayılar pozitif sayılardan zaten küçüktür. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet, sıradaki sorumuz 10. sorumuz. Selda okul bahçesinin zeminine her bir nokta bir tam sayıya karşılık gelecek ve ardışık her iki nokta arası bir birim olacak biçimde görseldeki sayı doğrusunu çizmiştir. Bu sayı doğrusunda A noktası eksi 12, B noktası 0 ve C noktası da artı 21 tam sayılarına karşılık gelmektedir. Selda daha sonra bu sayı doğrusunu A noktasından başlayarak A ile B arasını ikişer birim arayla, B ile C arasını üçer birim arayla adımlamıştır. Buna göre Selda'nın attığı toplam adım sayısı kaçtır? Evet, burada şeklimizi biraz büyütelim. Bir birim olacak şekilde ayırmış. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim. Çünkü sayılarımızı şeklimizin üzerine, sayı doğrumuzun üzerinde de vermiş zaten. Evet, Selda A noktasından başlayarak A ile B arasını ikişer birim arayla. Evet, A noktasından başladık. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim ve 2 birim arayla geldik. Ne dedi bize en son? Attığı toplam adım sayısı değil mi çocuklar? Şimdi çocuklar, eksi 12 ile 0'ın arasında kaç sayı var? 12 sayı var. E, ikişer ikişer gidiyorsa 12'yi 2'ye bölerek de 6 adım attığını bulabilirdik. Şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım burada attı gördüğünüz gibi. Peki. 0'dan 21'e kadar kaç sayı var? 21 sayı var. Kaçar adım atacak? 3'er adım atacak. 21'i 3'e bölersek 7 adım da burada atmış olur. Peki. Şeklimizde gösterelim bir de. 3, 3, 3, 3 adım. 3 adım, 3 adım ve C'yi 3 adım. Kaç adım attı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım attı. Bize toplam kaç adım atmıştır diye sormuştu. 6, 7 daha 13 adım atmıştır. Cevabımız da D seçeneği olur. 11. sorumuza gelelim. 8 bölü 18 büyüktür. Kare bölü 9, o da büyüktür 2 bölü 9. Verilen sıralamada kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sıralama doğru olur demiş. Çocuklar, öncelikle şuraya bir yazayım. 8 bölü 18 büyüktür kare bölü 9'dan, o da büyüktür 2 bölü 9'dan. Burada kare yerine hangi sayının geleceğini bulabilmem için paydalarını eşitlemem gerekir çocuklar. Bakın, bu 8 bölü 18'i sadeleştirirsem, 2'ye bölersem payı ve paydayı 4 bölü 9 kesrini elde ederim. Yani tekrar yazıyorum şimdi bu sıralamayı. 4 bölü 9 büyüktür kare bölü 9'dan, o da büyüktür 2 bölü 9'dan. Paydalarını eşitledikten sonra karşılaştırabiliriz kesirleri. Değişik yöntemler var. Burada paydaların eşitlenmesi kolay olduğu için paydalarını eşitliyorum.
ve karşılaştıracağım şimdi. Şimdi paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olan büyüktü, payı küçük olan küçüktü. Bakın paydalar eşit olunca çocuklar paylara bakalım. Payımız, bu kare yerine yazılacak payımız 4'ten küçük olacakmış. Bakın 4 büyüktür kareden. Kare de büyüktür 2'den. 4'ten küçük olan, 2'den büyük olan sayı kaçtır? Tabii ki 3'tür. Buraya 3 yazarsak bu sıralama doğru olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Paydaları eşitledikten sonra karar vereceksiniz. 12. sorumuz. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 5, 1 bölü 6 kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. kesir. Aşağıdakilerden hangisi olur? Evet, bunları sıralayacağız şimdi. Sıralamak için hangi yöntemi kullanalım? Paydalarını mı eşitleyelim, paylarını mı eşitleyelim? Bakalım. Yazalım çocuklar öncelikle. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 5, 1 bölü 6 kesirlerini paylarını eşitleyerek yapsak 6'da eşitlenirler. Paydalarını eşitleyerek yapsak 2'yi, 3'ü, 5'i, 6'yı hepsini de çarpmamız gerekir. En iyisi paylarını eşitleyerek sıralama yapalım. Şimdi çocuklar, payları 1, 2 ve 3. 6 yaparsak eğer payları eşitleriz. Yani ben 1 bölü 2 kesrini payını ve paydasını 6 ile çarparsam 6 kere 1 6, 6 kere 2 12 olarak yazabilirim. 2 bölü 3 kesrini payını ve paydasını 3 ile çarparsam payını 6 yapmak istiyorum. Payı 6, paydası da 9 olur. Yine aynı şekilde 3 bölü 5 kesrinin payını 2 ile çarparsam 6 olur. Paydasını da 2 ile çarparım 10 olur. Bir bölü 6 kesrinin payını 6 ile paydasını da 6 ile çarparsam 6 bölü 36 olur. Şimdi bakın payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan büyüktü. Paydası bakın 6, paylarımız 6, 6, 6 olduktan sonra az bölüne, yani çocuklar şunu düşünün, bir pasta var, hepsinden 6 parça yemişiz. Peki hangi pastanın parçaları büyük olur, dilimleri büyük olur? Tabii ki az parçaya bölünen pastanın dilimleri büyük olur. Yani payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan büyüktür. Dolayısıyla burada, farklı renkte gösteriyorum şimdi. Burada en küçük payda 9'dur. En büyük kesrimiz budur. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Biz buraya en büyük kesrimizi yazalım. 6 bölü 9 en büyüktür. Peki 6 bölü 9 dediğimiz kesir şu değil midir? 2 bölü 3, evet. Bu büyüktür hepsinden. Peki 9'dan sonra paydası en çok olan hangisidir? Bakın burada 10 var. 6 bölü 10. 3 bölü 5'tir. İkinci büyük kesrimiz 3 bölü 5 olur. Üçüncü büyük kesrimizde paydası 12 olan, yani genişletildiğinde 6 bölü 12, üçüncü büyük kesrimizdir. 1 bölü 2'nin genişletilmiş halidir. O da büyüktür. En çok paydaya sahip olan 36, en küçük kesrimiz, yani 6 bölü 36 en küçük kesrimizdir. O da 1 bölü 6 ifade eder. 1 bölü 6'dan. Bize küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 3. baştan 1. 2. 3.'yü sormuş. O da 3 bölü 5'tir. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet, 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakalım şimdi hangisi doğru. Şimdi çocuklar, sıralanan kesirler 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 5. Bütün seçeneklerdeki sayılar aynı. E o zaman biz 2 bölü 3'ü, 3 bölü 4'ü ve 4 bölü 5'i sıralayalım. Yani
Bunları sıraladığımızda seçeneklerden hangisinde olduğunu göreceğiz. Peki hangi yöntemi kullanalım bunları sıralarken? Bakın çocuklar, paydamız 3, payımız 2. Yani 1 eksiği. Paydamız 4, payımız 3. Yani paydanın 1 eksiği paya yazılmış. Paydamız 5, payımız 4. Paydanın 1 eksiği paya yazılmış. Hepsinde de o şekilde yapılmış. Şimdi burada mantığını bir anlayın bu sıralamanın. Farklı bir yöntem. Şimdi çocuklar, bir ekmek, böyle bir ekmek düşünün. Aynı ekmek bir tane daha var. Şimdi bu ekmekten siz bölelim bir eşit parçalara şu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6. 6 çizgi çektim, 7'ye böldüm. Bakın, şimdi 7'ye böldüm. Paydama yazdım. Diğerini de çocuklar 3'e böleceğim. 1, 2 çizik attım, 3'e böldüm. Paydamıza 3 yazalım. Şimdi siz bu ekmeklerin bir parçası kalacak şekilde, yani 7'ye böldünüz ya, 6'sını yiyeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini yedim birinci ekmeğin. İkinci ekmeğin de 3'e bölünmüştü, 2'sini yedim. 1, 2'sini yedim. Şimdi çocuklar, burada birinci ekmekte de bir parça kaldı, ikinci ekmekte de bir parça kaldı. Kesirlerimizi sıralayacağız ya, ona göre şimdi mantığını anlıyoruz. Şimdi 7'ye bölünen ekmeğin 6'sını yedi. Yani pay paydadan bir az. Aynı bizim kesirlerimizdeki gibi. Payımız paydanın bir eksiği. İkinci ekmekte de payımız paydamızın bir eksiği. Şimdi hangi kesirde çok yemiş olursunuz? Şöyle bir bakın. İkisinde de bir parça kaldı. Çünkü payımız paydamızın bir eksiği. Tamamını bitirmek için bir parçamız kalmış sadece. Peki çocuklar, hangisinde küçük parça kaldı? Çok bölünende. Kalan küçük parça olursa yenen, değil mi? Bizim tarafımızdan yenen büyük parça olur. Yani 7'ye bölüp 6'sını yersem daha çok yemiş olur. Çok böler de bir parça bırakırsam çok yemiş olur. Az böler bir parça bırakmış olursam, bakın büyük bir parça bıraktım, az yemiş olurum. Az böler, bir parça bırakırsam az yemiş olurum. İşte ona göre sıralayalım şimdi burayı. Bakın, 2 bölü 3'te az bölmüş, büyük bir parça bırakmış. O zaman az yemiş. 3 bölü 4'te 4'e bölmüş, bir parça bırakmış. 3'e böldüğü 2 bölü 3 olan kesir şeklinde böldüğü parçadan daha küçük bir parça kalmış. 4'e böldü çünkü. O zaman biraz daha çok yemiş. Küçüktür 3 bölü 4'ten diyeceğiz. 2 bölü 3 küçüktür 3 bölü 4'ten. O da küçüktür 4 bölü 5'ten. Çok bölmüş, 4'ünü yemiş, minik bir parçası kalmış. 5'e bölmüş çünkü. 5'e bölerse parçalar küçük olur. Şimdi 2 bölü 3 küçüktür 3 bölü 4'ten. O da küçüktür 4 bölü 5'ten. Cevabımız da A seçeneği olur. Bu yöntemi anlamaya çalışın. Büyük sayılarda da bu şekilde karşılaştırma çıkarsa, bir parça kalmışsa eğer, çok bölünen ve bir parçası kalan kesir büyüktür diyoruz. 14. sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır? Hemen işlemimizi yazalım. 7 bölü 8 artı 5 bölü 12 eksi 1 eşittir. Paydalarımızı eşitleyelim. Paydalarını eşitledikten sonra toplama çıkarmanızı yaparız. Evet, 8 ile 12 nerede eşitlenir? Hangi sayıda eşitlenir? Tabii ki 24'te eşitlenir. 3 ile çarparsak 8'i 24, 12 ile 2 ile çarparsak 24. 1'in paydasına da 1 yazarız. 1'i 24 ile çarparsak 24. Evet, 3 kere 7, 21 bölü 3 kere 8, 24 artı 2 kere 5, 10 bölü 2 kere 12, 24.
eksi 24 çarpı 1, 24. 24 çarpı 1, 24. Bunu da unutmayalım. 24 bölü 24 eşittir. Paydalarımız eşitlendikten sonra ne yapacağız çocuklar? 21 ile 10'u toplayacağız. Sonra toplamdan 24'ü çıkarıp paya yazacağız. Ortak paydayı da paydaya yazacağız. 21, 10 ile toplanırsa 31, 31'den 24 çıkarsa 7 bölü 24 olur. Cevabımız da A seçeneğidir. 15. sorumuz. Ahmet kesirlerde toplama işlemiyle ilgili bir örneği 8 mavi ve 10 beyaz eş küp kullanarak görseldeki gibi modellemiştir. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, evet 6, 6. Buna göre Ahmet'in modellediği bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Ne dedi? Soruda biraz 10 falandan bahsedince küpleri saydığımızda 6. 8 mavi, 10 eş. He, tamam, toplamlarını söylemiş. Şimdi çocuklar, birinci modelimiz, bakın bundan bahsediyorum. Bize diyor ki, modellediği bu toplama işlemi aşağıdan hangisi olabilir diyor. Birinci modelimizde kaç tane küp var? 10, işte 6 tane. Paydamız 6. Kaçı maviye boyanmış? 3'ü. 6'da 3. Artı ikinci modelimizde yine 6 tane küp var. 1'i boyanmış. 6'da 1. Eşittir. Bakın bunlar boyandığında sonuca da 1, 2, 3, 4 tane boyamış. Yani 6 küpün 4'ünü boyamış. İşte modellenen işlem budur. Hangi seçenekte var? 3 bölü 6 artı 1 bölü 6 eşittir 4 bölü 6 D seçeneğinde var. Sıradaki sorumuz, 16. sorumuz. 8 bölü 5 eksi 4 bölü 15 artı 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazalım, paydalarını eşitleyelim. Eşittir. Şimdi çocuklar, 5'i 3 ile genişletirsem, 2'nin paydasına 1 yazar, 15 ile genişletirsem, paydalarımı 15 ile eşitlemiş olurum. 3 kere 8, 24 bölü, 3 kere 5, 15, eksi 4 bölü 15, artı 15 ile 2'yi çarpalım, 30 bölü, 15 ile 1'i çarpalım, 15, eşittir. Şimdi paydalarımız eşitlendikten sonra, 24'ten 4'ü çıkaracağım. Sonra 30 ile toplayacağım. Paya yazacağım. Paydamız da 15 olacak. Ortak payda yazılacak. 24'ten 4 çıktı. 20 artı 30. 20 artı 30. 50 olur. 50 bölü 15 olur. Peki seçeneklerimizde 50 bölü 15 var mı? Yok. Sadeleştirmemizi istemiş. Sadeleştiriyoruz. 50 ve 15... 5 ile sadeleşir. İkisi de 5'e bölünür. Evet. 5'e böldüğümde 50'yi payımız 10. 15'i de 5'e böldüğümde payımız 3 olur. Sonuç 10 bölü 3 olur. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet. 16. 17. sorumuzdayız şimdi. Şekli biraz küçülteceğiz. Eş parçalara ayrılmış modellerdeki taralı bölgelerin temsil ettiği kesirler temsil ettikleri modellerin altında verilmiştir. Evet, verilmiş. Buna göre bu kesirlerle yapılan çarpma işleminin modellenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Evet çocuklar, şimdi çarpma işleminin modellenmiş halinin mantığını ben size bir anlatayım. Bakın, şurada bir şekil, burada da bir şekil, model. Burada bunu 3 parçaya bölelim. Bunu da 4 parçaya bölelim. Ve birinci kesrimiz 3'e bölünüp ikisi taransın. Yani 2 bölü 3 olsun. İkinci kesrimiz de 4'e bölünüp 3'ü taransın. Yani 3 bölü 4 olsun. Bunların çarpımı 3 bölü 4 ile 2 bölü 3'ün çarpımı bu şekillerin
üst üste gelmiş halidir. Bakın çarpımlarını yapıyorum şimdi. Çarpımlarını. Nerede yapalım? Şurada yapalım. Şuraya çarpımlarını yapıyorum. Çocuklar, ilk şeklimizi biz ne yapmıştık? Yan olarak 3'e bölmüştük. Ve ikisini taradık. Bu ikisini taradık. İlk şeklimizde. 2 bölü 3'ü ifade ederken yan böldük 3'e. İkisini taradık. Sonra ne yaptık? İkinci şeklimizi dikey olarak 4'e böldük. Şu şekilde 1, 2, 3 çizgi attık. 4'e böldük ve kaçını taradık? 3'ünü taradık. Yine 3'ünü tarıyorum. 3'ünü taradığımda 2 kez taranan bölgeler çarpımı gösterir. Bakın şu 3 taneyi bir tarayabilelim. Taradık. Taradık. Şimdi 2 kez taranan bölgeleri gösteriyorum şimdi size. Burası 2 kez tarandı. 1, 2, 3. Burası da. Burası da, burası da, burası da. Üst üste geldiler ve 2 kez tarandılar. Peki bu ilk şeklimi alta çizdim. Bunu da üste çizdim. Kaç parça oluştu çizdikten sonra? Burası bakın 4 birim. Şundan dolayı. Yanda 3'e böldük. 3 kere 4'ten 12 parça oluştu bu içeride. 12'yi paydaya, ortak olan 2 kere boyanan, taranan yerleri de yukarı yazıyorum. Bu çarpım 6 bölü 12'dir diyorum. Şimdi şekille çarpma budur. Bu şekilde yapılır. Peki şimdi 1 tam 7 bölü 10 ile 4 bölü 5'i çarpalım. Şeklimizde bakın biraz büyütelim şeklimizi. Biraz önce yaptığımız örnekteki gibi çocuklar. Şekille modelle nasıl çarpma yaptığımızı görelim. Bakın 1 bölü 1 tam 7 bölü 10 ile 4 bölü 5'i modellemiş ve bunların modelle çarpımını istemiş bize. Hemen ikinci çarpan sayımıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş ve 4 parçası boyanmış. Çocuklar biz hemen bu şeklin üzerinde bu şekilde bir çizgi çizerek 5 parçaya yan bölüyoruz. Yani ilk kesrimizin modelini dik bölmüş. Biz de ikinci kesrimizin modelini yan olarak bölüyoruz. 5'e bölüyoruz. Ve kaç parçasını boyamıştı? 4 parçasını boyamıştı. 4 parça boyuyoruz. Şu şekilde boyuyoruz. Bakın. Altta kalan ilk modelde taralı bölgenin üstünü tekrar maviyle tarıyorum. Çünkü üst üste geldiler. Burayı da tarıyorum bu şekilde. Yalnız şurada çocuklar 3 tane boş taranmamış yer vardı. Orası sadece maviyle tarandı. Yan taradığım zaman. Burayı da tarıyorum. Taradım. Şu şekilde. Bakın buraya kadar ortak tarandı. Burası sadece mavi tarandı. Burada aynı şekilde tarıyorum. Tarıyorum. Buraya kadar ortak tarandı. Hem altta hem üstte iki kez tarandı. Şu boş üç tanesi sadece mavi ile boyadım. Bu da aynı şekilde. Tarandığında çarpım gerçekleşmiş olur. Peki çarpım nedir çarpım? Çocuklar iki kez taranan üst üste gelen kısımlar çarpımı verir. Yani paydamız zaten burada. Ben 10'a bölünmüş olan şekli bir de yan olarak 5'e böldüğüm için 50'dir paydamız. Üst üste boyanan yerler, taranan yerler de paya yazılır. Bu arada şurada bir boşluk var da boşluğu silelim şöyle. Oraya çizgim mutlu olsun diye devam etmiştik. Peki,
Üst üste gelen kaç tane var bu çizgilerden? Bakın burada da 7'si 7'ye 4'ü üst üste geldi. 28 parça burada. Burada da 4 parçayla şu şekilde 10, 4'e 10'u üst geldi. 40 parça da burada var. 28, 40 daha 68 parça üst üste geldi. Yani bu kesir 68 bölü 50 kesrinin modellenmiş hali oldu. Yani sonuç çarpma bu şekilde oldu. Peki seçeneklerimizde şimdi hangi seçeneğimizde var ona bakalım. Bakın çocuklar, A seçeneğinde ilk şekil tamamen tarandıktan sonra üst üste gelen 1, 2, 3, 4 tane var. İkinci bütün de ise yine 4 tane yatay üst üste gelmiş. Son 3 tanesi, bakın şurası boş çünkü üst üste taramadım burayı ben. Boş. İkinci sıra sadece benim maviyle taradığım şu üçlü, şurası. Üçüncü, dördüncü, beşinci sıralarda aynı şekilde. Biraz önce benim yaptığım işlemlerin tamamını A seçeneğinde yapmış. Cevabımız A olur. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Diğer seçeneklere bakalım. Yani şurayı bir aklımızda tutalım. Diğer seçeneklere tek tek bakalım. Nerede hata var? Çarpım acaba niye o değil? Bakın çocuklar. A seçeneğinde ben buranın 4'ünü taramıştım. 5'e bölüp üst üste gelen bu 4'tü. Yani cevabımız o yüzden A. B seçeneğinde bakın üstü de taramış. Yani üst üste 2 kez tarama yapmış. Halbuki ben biraz geri alırsanız bu ilk sırayı taramamıştım. 5'e böldükten sonra 4 sıra taramıştım. B seçeneği buradan kaybetti. Yani ilk şekilde tümünü taradığı için kaybetti. C seçeneğinde de nerede hata yapmış? Bakın burada 3 tane dikey. Bir sıra boş kalmıştı bizim çarpmamızda. C seçeneği 2 sıra boş bırakmış. Bu da değil. Yine aynı şekilde D seçeneğinde de hatta bu 2 sıra üst üste taramamış. 3 sıra üst üste taramış. D seçeneği de yanlış. Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. İlk çarpma modelleme ile nasıl yapılır onu anlattığımı dikkatle dinler. Sonra bu şekil üzerinde yaptığım çarpmaya bakarsanız daha iyi anlarsınız çocuklar. Evet, cevabımız 17'nin A olur. Bunu okulda, tahtada daha net anlatımlarla yapılabilir. Burada ekrana tam sığmadı soru. İnşallah anlamışsınızdır. 18'in sorumuz. Fatma, simitçiden aldığı eşit büyüklükteki 8 simidi 24 arkadaşına paylaştırmıştır. Fatma'nın tüm arkadaşları eşit pay aldığına göre bir arkadaşının aldığı pay bir simidin kaçta kaçıdır? Çocuklar şimdi 8 tane simit aldı. Ve 24 arkadaşına paylaştırdı. 8'i ne yaparsınız? 24'e bölersiniz. Bu da yani kesir çizgisiyle bölme işlemi yapabiliyorduk biliyorsunuz. 8 bölü 24 olur. Peki 8 simidi 24'e böldüğümüzde bir kişiye ne kadar simit düşer? 24'te 8 düşer. Sadeleştirdiğimizde ise 8'i 8'e böl 1. Şuraya 8 bölü 8 1. 24 bölü 8'de 8'de sadeleştiriyoruz. 3 olur. Bir simidin 3'te 1'i düşer bir kişiye diyoruz. 19. sorumuz. Ceren yaptığı pastanın 5'te 1'ini kendine ayırmış ve geri kalanını iki arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Buna göre Ceren'in bu iki arkadaşından her birine pastanın kaçta kaçı düşmüştür? Evet Ceren, çocuklar yaptığı pastanın 5'te 1'ini kendisine ayırmış. Yani yaptığı pastayı 5'e bölmüş, birini kendisine ayırmış.
Peki bu yaptığı pastanın tamamı, 5'e bölünen pastanın tamamı 5'te 5 değil midir? Evet. 5'te 5'ten kendine ayırdığı 5'te 1'i çıkarırsak 4 bölü 5'i kalır. Peki bu 4 bölü 5'i ne yapmış? İki arkadaşına eşit paylaştırmış. Yani 5 parçaya böldüğü pastanın 4 parçası kalmış. İşte bu 4 parçayı da iki arkadaşına, 5 parçanın ikisini bir arkadaşına, 5 parçanın ikisini de bir arkadaşına vermiş. Öğretmenim bu 4 bölü 5'i 2'ye bölsek olmaz mı? Olur. 4 bölü 5'i çocuklar 2'ye nasıl böleriz? Bölme işlemini yaparken 2'nin paydasına 1 yazarız. Bölünen kesrimizi aynen yazar. Böleni ikinciyi ters çevirir. 2 bölü 1, 1 bölü 2 yapar. Çarparız. Eşittir deriz. 4 kere 1, 4. 5 kere 2, 10 olur. 4 bölü 10'u da sadeleştirirsek 2 ile 4'ü 2'ye böl 2. 10'u 2'ye böl 5 çıkar. Yani 2 bölü 5 çıkar. Bir arkadaşına, her bir arkadaşına 2 bölü 5'ini vermiştir pastanın. Diyoruz cevabımız C seçeneği olur. 20. sorumuz. Ankara'dan Antalya'ya 40 yolcu ile yola çıkan bir tur otobüsü Konya'da yemek molası vermiştir. Bu molada yolcuların 4'te 1'i 2'şer porsiyon kıymalı pide, 5'te 2'si birer porsiyon peynirli pide, geriye kalanlar ise 2'şer porsiyon kuşbaşılı pide yemiştir. Buna göre yolcuların yediği pide çeşitlerinden toplam porsiyonu en fazla ve en az olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet. Çocuklar 40 tane yolcu var. Bu 40 yolcunun 4'te 1'i 2'şer porsiyon kıymalı. Hemen kıymalı yiyenlerin sayısını bir bulalım. Kıymalı. 40'ın 4'te 1'i 44'e bölünür, 1 ile çarpılır. O da 10 çıkar. 10 kişi kıymalı pide yemiş. 2'şer porsiyon yedikleri için kişi başına 20 porsiyon yemiş olurlar. Peki. Kıymalı pide. 5'te 2'si birer porsiyon peynirli. 40'ın 5'te 2'si peynirli yemiş. 5'te 2'si nasıl bulunur? 45'e bölünür. 8 kere var. Çıkan sonuç 5'te 2'si dediği için 8, 2 ile çarpılır. 16 kişi 5'te 2'siymiş 40'ı. Peki 16 kişi birer porsiyon yediklerine göre 1 ile çarpılır. 16 porsiyon peynirli pide yenmiş olur. Şimdi gelelim neye? Geriye kalanlar ise 2'şer porsiyon kuşbaşılı pide yemiştir. Bakalım kuşbaşılı pide kaç porsiyon yenmiş? Geriye kalan çocuklar bakın 10 kişi kıymalı yedi. 16 kişi de peynirli yedi. 10 ile 16'yı topla 26 kişi. 40 kişiden 26 kişiyi çıkarırsan geriye kalan 4, 14 kişi de kuşbaşılı pide yemiş. Ve ikişer porsiyon yemişler. 14 ile 2'yi çarparsanız 28 porsiyonda kuşbaşılı pide yenmiş. Şimdi en fazla pide, bakın 28 porsiyonla kuşbaşılı pide. En az pide de 16 porsiyonla peynirli pide. Hangi seçenekte var? Gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. Cevabımız da B olur. Evet, devam edelim. Bir tarlanın önce 3'te 1'i, daha sonra kalan kısmının 5'te 3'ü sulanmıştır. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir diye. Evet, önce
üçte birini. Sonra kalanın 3 bölü 5'i sulanmış çocuklar. Şimdi tarlanın tamamı 3'te 3 ise, bakın 3'te 1'i sulandı dediği için demek ki tarla 3'e bölünmüş, tamamı 3'te 3. 3'te 3'ten sulanan 3'te 1'i çıkardığımızda 3'te 2'si sulanmamış. Değil mi? 3'te 1'i sulandı. Kalan bu. İşte bu kalanın da 3 bölü 5'i sulanmış. 2 bölü 3'ün 3 bölü 5'i nasıl bulunur? Çarparak bulunur. Bir sayının 3 bölü 5'i o sayıyla çarpılarak bulunur çocuklar. 3 bölü 5'i, yani 2 bölü 3'ün 3 bölü 5'ini bulacaksak çarpacağız. Çarpıyorum. 3'ler sadeleşir. Sonuç 2 bölü 5 olur. Sonra da 2 bölü 5'i sulanmış. Peki. Bu tarlanın sulanmayan kısmının alanı 400 metrekare olduğuna göre tamamının alanı kaç metrekaredir? Şimdi önce 1 bölü 3'ü sulandı. Sonra da kalanın 3 bölü 5'i, yani tarlanın 2 bölü 5'i sulandı. Önce çocuklar burada sulanan kaçta kaçı onu bulacağız. Paydamız 5 ile bunu 3 ile genişleteceğiz. 5 bölü 15 artı 6 bölü 15 eşittir 11 bölü 15. Toplam sulanan tarlamızın 15'te 11 sulandı. Peki. Tarlamızın 15'te 11'i sulandıysa demek ki 15 parçaya bölünmüş tarla. 15'te 15 tamam. 15'te 11'i de sulanmış. Çıkardığımızda sulanan kısmı 15'te 4'ü sulanmamış. Peki 15'te 4'ü, yani sulanmayan kısım 400 metrekare ise sorumuz ne hale geldi çocuklar? 15'te 4'ü 400 olan sayı kaçtır? Değil mi? Tamamı kaçtır? 15'te 4'ü 400 ise tamamı kaçtır? Ne yaparız? 400'ü 4'e böler, 15'te çarparız. 400'ü 4'e bölüyorum, 100. 100'ü de 15'te çarpıyorum, 1500 metrekaredir diyorum. Cevabım da D seçeneği olur. Evet, 22. sorumuz. 2 bölü 9 artı 1 tam 2 bölü 3 eksi 1 tam 4 bölü 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yine kolay bir topluma çıkarma sorusu. Hemen yazalım. Şuraya yazalım. 2 bölü 9 artı 1 tam 2 bölü 3 eksi 1 tam 4 bölü 5 eşittir. Faydalarını eşitleyelim. Sonra da toplama çıkarmalarımızı yapalım. 9, 3 ve 5 çocuklar. Nerede eşitlenir faydalar? 45'te. Yani 9'u 5 ile çarpar. 5'i de 9 ile çarparsam 45 olur. 3'ü de 15 ile çarpıp 45 yapar. Faydaları eşitledikten sonra da toplama çıkarmamı yapar. Evet çocuklar. 5 çarpı 2 10. 5 çarpı 9 45. Artı 1 tam 15 çarpı 2 30. 15 çarpı 3 45. Eksi 1 tam 9 çarpı 4 36. 9 çarpı 5 45 eşittir. Şimdi bakın, ilk önce buradaki toplamayı yapacağım. Faydaları işledim artık. Sonra da çıkarmayı, yani buradan bulduğum sonuçtan çıkan sayıyı çıkaracağım. 10, 30 daha. Bu arada bir tamımız var. Bir tam. Payları toplayalım. 10, 30 daha. 40 bölü 45 eksi 1 tam 36 bölü 45. Evet çocuklar, 1 tamdan 1 tam çıktı 0 tam. 40'tan 36 çıktı 4 bölü 45. Sonucumuz gördüğünüz gibi B seçeneğinde var. Evet, 23. sorumuz. Kerim'in A şehrinden B şehrine giderken aldığı yol kilometre cinsinden eş parçalar ayrılarak görseldeki gibi modellenmiştir. Bu yol boyunca 2 mola veren Kerem'in 1. molayı verinceye kadar aldığı 150 kilometrelik yol görselde maviye boyalı bölgeyle gösterilmiştir.
Kerem daha sonra birinci molaya kadar aldığı yolun 5'te 4'ü kadar yol alıp ikinci molayı vermiştir. Buna göre Kerem ikinci moladan sonra kaç kilometre yol alarak B şehrine varmıştır diyor. Evet, verilenlere bakalım. Yol çocuklar bakın 6'ya bölünmüş. Ve Kerem birinci molaya kadar iki parçasını gitmiş bu 6 eşit parçanın. Birinci molaya kadar 150 kilometrelik yol gitmiş, gösterilmiş. Bakın, bu şu demek, 6'ya bölünen yolun ikisini birinci molaya kadar giden Kerem, 150 kilometrelik yol almıştır. Yani 6'da ikisi 150 kilometreymiş yolun. 6'da ikisi 150 kilometre ise tamamını bir bulalım. 150'yi 2'ye böler. ...75 buluruz. 6 ile çarparsak yolun tamamını bulmuş oluruz. Bu arada 150'yi 2'ye bölersek yolun bir parçasını bulmuş oluruz. 6 ile çarparsak da tamamını bulmuş oluruz. 6 çarpı 5, 30. Elde var 3. 6 kere 7, 42. 3 de elde 45. Demek ki çocuklar yolumuz 450 kilometre imiş. Şimdi 150 kilometresini Kerem birinci molaya kadar gitti. İkinci molaya kadar ise, bakın burada diyor ki, Kerem daha sonra birinci molaya kadar aldığı yolun, yani 150 kilometrelik yolun, 5'te 4'ü kadar yol alıp ikinci molayı vermiştir. Yani 150'nin 5'te 4'ü kadar yol almış. 150'nin 5'te 4'ü nasıl bulunur? 150 ile 5'te 4 çarpılarak bulunur. Çarpalım bakalım. İkinci molaya kadar kaç kilometre yol almış? 150'nin paydasına 1 diyoruz. 5'i 5'e böl 1. 150'yi 5'e böl 30. 30 çarpı 4 de çocuklar ne olur? 120 olur. İşte 120 kilometre daha yol almış. Birinci moladan sonra. Burada 120 kilometre daha yol almış. Ve ikinci molayı vermiş. İkinci mola. İşte bize diyor ki ikinci moladan sonra kaç kilometre yol alarak B şehrine varmıştır. Yani ikinci moladan sonra kaç kilometre yolu kalmış? Çocuklar ilk önce 150 kilometre gidip mola vermişti. Sonra birinci moladan sonra 120 kilometre daha gitti, ikinci molayı verdi. Bakalım ikinci molayı verene kadar kaç kilometre yol gitti? 0, 7 topluyoruz ve 270 kilometre yol gitti. Peki yolun tamamı kaç kilometreydi? 450 kilometreydi. 450 kilometreden gittiği 270 kilometreyi çıkarırsak 0, 15'ten 7 çıktı 8, buradan bir onluk aldık 1. 180 kilometre B şehrine varım yol alarak B şehrine varabilir ikinci moladan sonra deriz. Cevabımız da B seçeneği olur. 24. sorumuza geçelim. 18 metre uzunluğundaki ip bir tam 4 bölü 5 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabilir? Çocuklar 18 metre uzunluğundaki ip 2 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabilir dese ne yaparsınız? 18'i 2'ye bölersiniz. Burada da 18'i böleceğiz bir tam 4 bölü 5'e. Tam sayılı kesirlerle bölme yapılırken ne yapıyorduk? Öncelikle bileşik kesire çeviriyorduk. 18 bölü, evet, 1 tam 4 bölü 5'i bileşik kesire çevirelim. 1 çarpı 5, 5, 4 daha 9. 9'u paydaya yazıyorum, paydam 5. Şimdi bölmeyi yapabilirim. 18'i aynen yaz, 9 bölü 5'i ters çevir, çarp. 5 bölü 9 olarak yaz, çarp. Evet, 18'in paydası 1, 9'u 9'a böl 1, 18'i 9'a böl 2. 2 çarpı 5, 10. 1 kere 1, 1. 10 bölü 1, 10. 10 parçaya ayrılabilir diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Evet, 25. sorumuz. Yavuz'un parası, Cemil'in parasının 4'te 3'ünden 1 lira fazladır. Cemil'in 1856 lirası olduğuna göre Yavuz'un kaç lirası vardır?
Yüzler Yavuz'un parası, Cemil'in parasının 4'te 3'ünden, yani 1856 liranın, şuraya yazalım, 1856'nın 4'te 3'ünden 1 TL fazladır diyor. Şimdi 1856'nın 4'te 3'ünü bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Nasıl buluruz? 1856'yı 4'e böleriz. Çıkan sonucu da 3'te çarparız. 4 kere var 18'de. 16, 2 kalır. 25'te 4, 6 kere var. 6 kere 4, 24. 25'te 24 çıktı. 1. 6'yı indiriyorum. 16'da 4, 4 kere var. Evet. Nedir 4'e bölümü? 464. Biz 4'te 3'ünü bulacağız. 464, bunun 4'te 1'i. 3 ile çarpıyoruz 464'ü. 3 kere 4, 12. Elde var 1. 3 kere 6, 18. 1 de elde 19. Elde var 1. 3 kere 4, 12. 1 de elde 13. Bakın 1392 lira. 1 lira fazlası, yani 4'te 3'ü 1392 liranın 1 lira fazlası da 1393 liradır. Demek ki Yavuz'un da 1393 lira parası varmış. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet, ikinci ünitemizin sorularının çözümlerini de bitirdik arkadaşlar. Üçüncü ünitemizin sorularının çözümlerini de ilerleyen günlerde kanalımızda yayınlayacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız eğer, kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bu çözdüğüm testlerde sizin için zor gelen hangi soruydu, çözmekte zorlandığınız ya da bu videoyu izlemek için hangi soru sizi buraya yönlendirdi? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.